Ton TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bir güncel program ile daha sizlerle beraberiz. Bu akşamki güncel programımızda çok önemli bir konuyu masaya yatıracağız. Çok da değişik bir konu olacak. Rotary Kulübü'nün faaliyetleriyle ilgili değerli katılımcılardan bilgiler alacak. Ama onun öncesinde 1 Mayıs işçi ve emekçilerin bayramını kutluyoruz. Bu sözlerle başlamak istiyoruz programımıza. Ve dediğim gibi hemen Rotary Kulübü ile alakalı, faaliyetlerine alakalı bilgiler verecek olan değerli konuklarımı tanıtmak istiyorum sizlere. Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyon Başkanı Sayın Alaaddin Demircioğlu. Sayın Demircioğlu, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Ve Çanakkale'nin aslında yakından tanıdığı bir isim, Çanakkale Rotary Kulübü Başkanımız Sayın Soykan Özer. Sayın Özer, hoş geldiniz programımıza. Her iki konuk da bugün ilginç bilgiler vereceğini düşünüyorum. Ben de aslında soruları hazırlarken Rotary Kulübü ile ilgili neler merak ediyorum onları kaleme aldım aslında. Evet. Onları yönelteceğim size. Öncelikle isterseniz başkanım, Rotary Kulübü ne zaman ve nasıl kuruldu Türkiye'de? Onu bir bize aktarabilecek misiniz? Tabii. Ben de öncelikle 1 Mayıs işçi ve emekçi kardeşlerimizin bayramını kutluyorum. Rotary 1958 yılında Ankara'da önce kuruldu. Hemen arkasından İstanbul, İzmir, Bursa bu şekilde devam etti. O zamanlar tabii tek bölgeydi bizim Türkiye'de. Tek bölgemiz vardı Rotary açısından. Fakat şimdi 3 bölge var Türkiye'de. Evet. Bunlardan ilki Trakya bölgesi, İstanbul'u içine alan bir bölgemiz ve biz buna 2420. bölge diyoruz. Hı hı. 2440 Çanakkale'den Muğla'ya kadar olan bizim bölgemiz. Yani ben federasyon başkanlığını yaptığım bölge. Bir de geri kalan Türkiye artı Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Afganistan gibi ülkeleri de içine alan. Çünkü oralarda Rotary Kulübü sayısı daha az Türkiye'ye göre. Evet. 2430 bölge olmak üzere 3 bölge var Türkiye'de şu anda faaliyet halinde olan. Kuruluş amacı nedir Rotary'nin? Efendim biz... Bir de isterseniz bir de şeye bakalım değil mi? Dünyada Rotary'ye de biraz bilgi tabii, verelim. Tabii, çünkü tabii. Biraz şey ya, ben soruyu yanlış hazırlamışım aslında. Önce bir dünyadan Türkiye'ye indirgeseydik daha böyle anlaşılır olurdu. İsterseniz o konuyla ilgili bilgi verin de. Ben hemen tabii onu da aktarayım. Onu da atlamayalım. Sanki sadece Türkiye'de bir yapılı gibi o şey yapılmasın, anlaşılmasın. Çünkü bizim bir uluslararası, uluslararası bir özel şey. 1905 yılında ilk defa Amerika Birleşik Devletleri'nde oluşan bir kulüple başlıyor ve çok hızla dünyanın her tarafına yayılıyor ama bizim ülkemize gelişi 1956-58'lerde başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde önce başlıyor. Evet. Ve kuruluş amacı tamamen iş ve meslek insanlarından oluşan, tamamen gönüllü hizmet yapmak üzere, hizmetle toplumun ihtiyacı olan hizmetleri gerçekleştiriyor. İş ve meslekten kaynaklanan bir takım, ama işte inşaat mühendisi olsun, ziraat mühendisi olsun, makine mühendisi olsun, hekimlerimiz olsun, eczacı gibi çok çeşitli bölgedeki meslekleri ve iş dallarını yansıtan tüm meslek gruplarından biz istiyoruz ki üyeler bu bölgedeki var. Bütün iş ve meslek grupları o kulüpte yansıtılsın. Çünkü biz iş ve mesleklerimizi araç olarak kullanarak toplum hizmeti gerçekleştiriyoruz. Toplumun ihtiyacı olan her türlü şey, eğitim olsun, barış ve anlaşmazlıklar olsun, sağlık olsun, hastalık tedaviler olsun, anne çocuk sağlığı gibi veyahut da temel eğitim gibi konularda biz 6 ayrı konuda, 6 temel konumuz var. Bu konularda toplumun ihtiyacı neyse önce onu tespit edip sonra iş ve mesleklerimizden kaynaklanan üyelerimizle bir proje geliştiriyoruz. Projeyi gerçekleştirirken de finans kaynağımız tamamen yine bizim faaliyetlerimizden elde ettiğimiz gelirleri buraya aktarıyoruz. Çok büyük boyutlu proje olduğunda bizim bir de vakfımız var, Rotary Vakfı. Oradan da destek alarak mesela Türkiye'de en büyük yapılmış işte o deprem sonrası bir hastaneydi. İzmit'te yapılmıştı. Çok büyük boyutlu bir projeydi o. O zaman biz uluslararasında yani vakıftan da Rotary Vakfı'ndan da destek alarak gerçekleştirmiştik. Ama bizim bütün amacımız hiçbir karşılık beklemeksizin tamamen gönüllü usulüyle toplumun ihtiyacı olduğunu tespit ettiğimiz konularda
bu hizmeti karşılıklı projeler geliştirip projeler geliştirip oradaki sorunları gidermekle ilgili elinizden gelen çabayı gösteriyorsunuz. Evet, aynen öyle. Mesela bu sene bizim her yıl belirlediğimiz, bizim aslında şöyle söyleyeyim, 1 Temmuz'da başlayıp bir sonraki senenin 30 Haziran'a kadar süren bir yıllık görev süremiz var. Rotary'deki bütün görevliler, bütün kulüp başkanları, komite başkanları, ben dahil federasyon başkanının görevi bir yıl. Dolayısıyla biz o yıl başlamadan önce... O zaman seneye başka bir federasyon başkanı olacak, değil mi? Evet, 1 Temmuz'da bir başka arkadaşımıza ben görevi devredeceğim. O da bir başka sloganla, başka bir mottoyla yine toplumun o yönde ihtiyacı olan projeleri geliştirerek aynı hizmeti benden bir basamak daha yukarıya çıkarak, daha genişleterek ve geliştirerek o hizmeti sunacak. Bizim bütün amacımız karşılıksız hizmet. Başkan, ben merak ettim de şimdi bu görev süresince siz 30 Haziran'da artık görevinizi sonlandıracak anlamında da öyle anladım ben. Evet. Bir yıl içinde neler yaptınız? Bir örneklemeler vererek aktarabilecek misiniz? Bakın, bizim bütün amacımız, yani biz diyoruz ki toplum içinde savaşmamak barış için yeterli bir unsur değildir. Dolayısıyla insanların ekonomik yapısı, meslekleri, yaşam tarzları bir basamak yukarıya çıkarabiliyorsak, biz ki yaptığımız projelerde bunu hedefliyoruz, bir basamak yukarıya çıkarabiliyorsak o insanların aileleriyle beraber geleceğe daha bir umutla bakmasını sağlıyoruz. İşte barışın burada yattığına biz inanıyoruz. Toplum içindeki sevgi, saygı, hoşgörü ve neticede toplumsal barışın biz bu ihtiyaçların giderilmesinden geçtiğine inanıyoruz. Dolayısıyla mesela bugün bu sene biz geçen sene 1 Temmuz'dan itibaren çok önem verdiğimiz Barış İçin Müzik diye bir çalışmamız var. Hemen aklıma gelen barışla ilgili ve müziği de işin içine katarak kırsal kesimlerdeki bu müziğe yatkın olan çocukları, yaklaşık işte 8, 9, 10 yaşındaki olan çocukları topladık ve onlara yine sponsorlar vasıtasıyla müzik aletleri temin ettik. 3 ay gibi kısa bir zamanda konser verecek hale geldiler ve şu anda konser veriyor o çocuklar. Nedir ekip amacım? Oluştu ve artık ekip konser oluştu. Veriyor. Uzman arkadaşlarımız bize herhangi bir ücret beklentisi olmadan katkı sağladılar ve eğitmen arkadaşlarımız o çocukları eğittiler ve o çocukların içinden belki de Türkiye'nin Mozart'ı çıkacak. Bizim bütün beklentimiz o içindeki kıvılcımları ortaya çıkararak, bir farkındalık yaratarak o çocukların sanat ve kültüre yöneltmek ve neticede de toplum içinde o barışı tesis etmek. Büyük Atatürk'ün söylediği gibi kendi ülkemizde ve dünyada barışın tesisi için biz azami gayret gösteriyoruz. Evet. Bundan başka mesela okur yazar, okuma yazma kurslarımız var. Mesela hiç suyu olmayan bir köye yine arkadaşlarımız vasıtasıyla, inşaat mühendislerimiz, mimarlarımız vasıtasıyla toplanan suyu bir sarnıçla biriktirerek o köyde verimi arttırarak, verim sağlayarak, yani topraktan elde edilen bitkisel verimi sağlayarak o kişilerin gelirlerini yükseltmek. Dolayısıyla çocuklarına, ailelerine o gelir vasıtasıyla daha iyi bir gelecek hazırlaması için imkan sağlıyoruz. Projeleri yaparken projeyi oluşturacak şeyleri nasıl tespit ediyorsunuz veya hangi grupla tespit ediyorsunuz kulüpler içerisinde? Benim federasyon başkanı olduğum bölgede 63 kulüp var. Evet. Çanakkale'den Muğla'ya kadar, Balıkesir, Bursa, Bandırma, Salihli, Turgutlu, İzmir içinde kulüpler var. Kulüpler bizim yönlendirdiğimiz o seneki motto neyse, çevre ise çevre veyahutsa... Baştan o yılın ana teması belirleniyor. Yanlış mı anladım ben? Tabii, 1 Temmuz'da mesela bizim temamız ilham kaynağı olalım. Anladım. Biz toplum i̇lham içinde kaynağı. ihtiyaç olan konularda bir proje belirliyoruz. Ve hem kendi arkadaşlarımıza hem de toplum içinde ilham kaynağı olmaya çalışıyoruz. Mesela hemen yine aklıma gelen İzmir'in bir Yeniköy diye bir köyünde çok yakınında Metropolis diye bir antik kent var. Atıl duran bir antik bir kent. Biz dedik ki bu köyün yararlanması lazım. Dolayısıyla o antik kentte çeşitli aktiviteler düzenledik. Konserler verdik.
yine Turizm Bakanlığı ile irtibata geçerek o metropolis dediğimiz o antik kentin gezi turuna dahil ettik. Çok önemli. Ne yaptı? Şey. Oradaki köy kadınları el becerilerini sergilediler. Çeşitli yine yöresel yemekler yaptılar. Çeşitli el becerilerinden kaynaklanan ürünler geliştirdiler. Ve o gelen turist kafilesi o standların önünden geçirerek satışlar yapıldı. Ve köyün geliri birden yükselmeye başladı o vasıtayla. Ne yaptık? Yine sponsorlar vasıtasıyla o köye bir kütüphane yaptık. Eğitime katkı amacıyla oradaki çocuklara, başarılı olan çocuklara burslar verdik. Yani biz geldiğimiz her yörede ihtiyaç neyse düşünülen konuyla ilgili önce bir ihtiyaç tespiti yapıyoruz. Bu köyün proje geliştireceğiz ama afaki değil. Orada bir araştırma yapılıyor. Köyün ihtiyaçları nelerdir? Okulsa okul gereçleri, işte kütüphane, okuma yazma veya bir meslek edindirme. Neyse ona göre biz proje geliştirip yine sponsorlar vasıtasıyla o köyün imkanlarını da bu projeye dahil ederek, mesela biraz önce söylediğim gibi bir antik kentin büyük bir değer ama yararlanamıyor. Evet. Dolayısıyla biz onu da devreye sokarak yine etrafımız, meslekteki olan arkadaşlarımızın da katkıları ve yardımlarıyla kenti devreye soktuk, turizmi yükselttik. Dolayısıyla köyün bir takım ihtiyaçlarını giderdik, eğitime katkı verdik ve o köyün refahı, inanıyorum ki biz henüz daha bunu aşağı yukarı 6 aydır gerçekleştirmiş durumdayız. İleriki dönemlerde çok daha yükselecek ve köy refahını artıracak diye düşünüyoruz. Başkanım, her kulüp dediniz ya, size bağlı 63 demiştiniz değil mi? Evet, yanlış hatırlıyorum, 63 tane. Şimdi bunlar herhangi bir proje yapacakları zaman kendi içlerinde herhalde bir oturup bir konuşuyorlar, bir karar veriyorlar. Bizim projemiz bu diyorlar. Siz de onaylıyor musunuz? Böyle bir onay süreci var mı yoksa? Hayır, onay süreci yok. Şöyle, biz bizim bu bir yıllık dönemde iki tane büyük toplantımız var. Evet. 1 Temmuz'da dönem başlamadan evvel Çalıştay'da diyebileceğimiz, asamble dediğimiz bir toplantımız var. Bölgede ben seçimle geliyorum. Federasyon başkanı seçimle geliyor. Yine o bölgedeki rotaryenler tarafından seçiliyorum. Ben ekibimi oluşturuyorum. Ekibimde mesela diyorum ki toplum hizmetleri komite başkanı. Efendim işte mesleki çalışmalar komite başkanı gibi komiteler oluşturuyorum. Mottoyu biz o dönem öncesi asamblelerde veriyoruz. Ve arkadaşlarımızla kulüplere giderek onların ne yapabilecekleri hakkında fikir teatisinde bulunuyorlar, fikir alışverişinde bulunuyorlar. Evet. Ve bulundukları bölgedeki, tespit ettikleri bir yerde o mottoya yönelik, o temaya yönelik çalışmaları önce bir inceleme yaptıktan sonra, yani toplum ihtiyaçlarını belirledikten sonra o projeyi oluşturuyorlar. Bizim arkadaşlarımız, yani komite başkanı arkadaşlarımız, bölge sekreteri arkadaşlarımız da o konuda onlara destek veriyor. Başkanım, ben yavaş yavaş da şeye gelmek istiyorum. Bu görevlendirmeler nasıl yapılıyor yani Rotary Kulübü Derneği'nde? Şimdi mesela siz yani bölge federasyon başkanısınız. 63 tane kulüp size bağlı. Siz seçimle geliyor dediniz. Sizi kimler seçiyor? Yine Rotaryenler seçiyor. Yine üyeler seçiyor. Bir seçim mi oluyor? Evet. Evet. Yani kapalı zafer bildiğimiz seçim oluyor. Evet. Bizim bir adaylar çıkıyor falan. Var mı öyle bir şey? Federasyon başkanı seçme komitemiz var. Evet. Her bölgeden, her gruptan birer temsilci geliyor. Her kulüpten mi? Her kulüpten değil. Her kulüpten 64 tane gelmesi mümkün değil. Ama mesela 5 kulüpten bir temsilci geliyor. 6 kulüpten bir temsilci geliyor. Evet. Dolayısıyla toplam eski federasyon başkanlarının da olduğu 9 kişilik bir seçim ekibi oluyor. Seçim ekibi. Oraya adaylar kendi özgeçmişlerini veriyorlar ve o ekip, yani bütün bu 63 kulübün de fikrini, düşüncesini yansıtan düşünce orada değerlendiriliyor. Ve o 9 kişilik grupta diyor ki filancayı seçtik diyorlar. Evet. Öyle bir şey. Yani bir şey, oy kullanma falan gibi bir şey yok anladığım kadarıyla. Doğru mu anladım ben? Yani aday ortaya çıkıyor. Herkes oradaki 2 tane 3 tane aday çıkarsa nasıl olur? Yine onların arasından. Yine onların arasından o 9 kişinin oy verdiği, ben filancaya veriyorum diyor. En sonunda bakıyorlar, çoğunluğu sağlayan kazanmış oluyor. Aynı şekilde kulüplerde de, 63 kulüpte de
bir aday çıkıyor. Kulüp kendi arasında bir değerlendirme yapıyor. Yine birden orada da o zaman böyle bir seçim ekibi gibi, seçim kurulu gibi bir şey var galiba. Yok orada yok seçim kurulu yok. Orada tüm Rotaryalar. Çünkü bizim 63 kulübümüz için en kalabalık kulübümüz 59 kişi. En az da 20 kişi civarında oluyor. Başkanım Çanakkale kulübümüz kaç kişi? 19 kişi. 19 kişi. Evet. 19 kişi. Yani 19-20 civarında bir kulübüm oluyor. Onlar da kendi aralarında değerlendiriyorlar. Eğer birden fazla aday varsa ona göre bir seçim yapıyorlar. Evet, böyle bir de... O arkadaşımız da yine aynı bizim olduğumuz gibi bir yıllığına görev alıyor. Evet. Burada kulübe üye olmak isteyenler olursa evet. Onlarla ilgili nasıl bir yöntem, yani her isteyen olup ben gidip mesela ben Rotary Kulübü'ne üye olmak istiyorum dediğimde nasıl bir süreç başlıyor? Hayır, her isteyen kapıyı çalıp da girip üye olamıyor. Bizim şöyle bir prosedürümüz var. Üye olmak için mutlaka o kulübün bir üyesinin tavsiyesi gerekiyor. Ha, anladım. Yani, birisi beni tavsiye edecek. Evet, sizi işte bir arkadaşımız, diyelim ki Ahmet arkadaşımız sizi getiriyor toplantıya. Siz arkadaşlarla tanışıyorsunuz. Hı hı. Ondan sonra bir prosedür var, işte bir form var. O form dolduruluyor. Anladım. O form şeye gidiyor, yönetim kuruluna gidiyor. Yönetim kurulunda sizin mesleğinizle ilgili bir açık var mı diye bakılıyor. Yani biz istiyoruz ki bir gazeteci olsun, bir mimar olsun, bir mühendis olsun, bir hekim olsun. Evet, dağılım bu böyle yapılsın. Evet, yani mümkün olduğu kadar homojen çok çeşitlilik evet, çeşitlilik olsun. Anladım. Tabii ki kadın üyelerimiz de var. Bayan üyelerimiz var. Erkek üyelerimiz var. Çeşitli mesleklerden üyelerimiz var. Eğer sizin mesleğiniz dolu değilse, dolu olsa bile iki aynı meslekten iki üye de olabiliyor. Ancak tabii yani 20 kişilik bir kulüpte biz 10 tane doktor istemiyoruz mesela. Çeşitli tamam. Olsun istiyoruz. Evet, anladım. Bu arada sizin biraz aile yapınız. Çünkü biz Rotary'de biz Rotary ailesiyiz diyoruz. Dolayısıyla evet. Aile yapımıza biraz bakılıyor. Eğer çevremizde tanınan, bilinen, başarılı bir meslek veya iş insanıysanız bizim bir işte seremonimiz var. O seremonide kulübe kabul ediliyorsunuz. Böyle bir süreç var diyorsunuz. Başkanım bir de siz az önce ifade ettik işte Ankara'da kuruldu dedik. Ondan sonra dedik İstanbul dedik, İzmir dedik, Bursa dedik. Evet. Türkiye'de kaç tane böyle kulübümüz var? Şimdi benim bölgemde biraz önce ifade ettiğim gibi 63 kulüp var. 63 kulüp. 2420 dediğim Trakya, İstanbul bölgesinde yaklaşık 74 civarı var. Geri kalan Türkiye artı Afganistan oralarda da 100 civarında kulüp var. Yani toplam Türkiye'de demek ki 230-240 civarında kulüp var. Sayı epey iyi. Şimdi ben o zaman başkanıma döneyim artık. Ben çok küçük bir şeyler söyleyeyim. İlave edeceğiz mi? Tabii buyurun. Bizim, tekrar döneceğim size çünkü. Bizim, çünkü hani biraz önce söyledim ya. Evet. Bizim uluslararası bir boyutumuz var. Çünkü dünyada 1.200.000 civarında, 1.270.000 civarında Rotaryan var. Bunların her biri kendi ülkelerinde ihtiyaçlara göre proje geliştiriyorlar ve yapıyorlar. Ama tabii her ülkenin kendi yasalarına göre kurulmuş bunlar sivil toplum örgütleri. Yani birer dernekiz biz. Evet. Türk yasalarına göre kurulmuş bir dernekiz. Uluslararası boyutta iletişimimiz var. Afganistan'da bir suya ihtiyaç varsa biz onlara katkı yapıyoruz. Burada efendim eğitimle ilgili bir projemiz varsa onlar bize katkı yapıyorlar gibi bu şekilde projelerimize destek veriyoruz. Türkiye'de, dünyada 1989 yılından beri uluslararası boyutta bir projemiz var bizim. Bu da çocuk felci aşılaması. Yani dünyada 1989 yılında 350 bin çocuk felci vakası varken 2018 itibariyle bu vaka sayısı 3'e kadar indirilmiş durumda. O da sadece Afganistan ve Pakistan'da kalmış vakalar. Ama biz bu işe Rotary, uluslararası Rotary yani dünyadaki bütün kulüpler bu işe 2.6 milyar dolar gibi bir para harcadılar. Ancak tabii çok büyük de sponsorlarımız var. Bunların hepsi bizim kaynaklarımızla olan değil. Mesela Bill ve Melinda Gates Vakfı yani Microsoft dediğimiz firmanın Rotaryenler tarafından, Rotary kulüp üyeleri tarafından verilmiş her 1 dolara karşılık
2 dolarlık katkı yapıyor. Yani Microsoft, yani Bill ve Melinda Gates Vakfı bu işe çok önem veriyor, çok destek veriyor ve biz de umuyoruz ki artık 2020 yıllarında, 2020 veya 21 yıllarında artık dünyadan çocuk felci vakası tamamen yok olmuş olacak. Ülkemizde 1994 yılında artık çocuk felci vakası kalmadı. Ancak bir veya iki sene önce işte sınırımızdan giren, başka ülkelerden giren bazı kişiler tarafından bu hastalık biraz baş göstermeye başladı. Hemen aşılamayla o da bastırıldı. Türkiye'de şu anda çocuk felci vakası yok. Ama bizim hayalimiz bütün dünyada çocuk felcinin tamamen yok edilmesi, ki Dünya Sağlık Örgütü diyor ki tamamen yok olduğunu kabul etmemiz için 2 yıl boyunca hiçbir vakanın görülmemesi gerekir deniyor. 2018 yılında 3 vaka vardı. Umarım bu sene çıkmaz ve önümüzdeki sene de çıkmazsa başarılı da olmuşsunuz gibi bu işi yok etmiş olacağız. Bizim çok ciddi, çok emek verdiğimiz, çok desteklediğimiz bir projeydi. Onun için söz etmek Rotary'ye istedim. Teşekkür ediyoruz o zaman. Çok ciddi bir projeymiş. Ben hemen Sayın Başkan'a dönmek istiyorum. Sayın Soykan Özel'e dönmek istiyorum. Çanakkale Rotary Kulübü ne zaman kuruldu? Onu da sizden alalım. Daha sonra işte Çanakkale Kulübü ne yaptı falan diğer sorularım da olacak. Siz de çünkü Çanakkale'de çok önemli bir etkinliği de gerçekleştiriyorsunuz. Evet. Onlarla ilgili bilgi alacağız sizden. Buyurun. 1983 yılında kuruldu. Ve şu an 19 üyemiz var. 10 erkek, 9 bayan. Bizde bayan biraz fazla. Yani Çanakkale'de şöyle yani 32 senedir biz bir Çanakkale Boğazı yüzme yarışması yapıyoruz. Faaliyetlerinizden en önemli faaliyetiniz o değil mi? Evet. Çanakkale'de çok uzun yıllardan beri de süren Çanakkale'nin zaten bildiği bir faaliyet değil mi? Tabii kesinlikle. Bölgemizde ve Çanakkale'de 32 senedir devam eden böyle büyük bir nedenle bir yarışmamız yok. Ve böyle bir faaliyetimiz de yok. O yüzden Çanakkale Rotary Kulübü olarak ve her sene 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bu yarışmayı gerçekleştiriyoruz. Evet, biz de her yıl böyle heyecanla bekliyoruz. Çünkü her yılda ciddi bir heyecan yaşanıyor o boğazı geçme, yüzme yarışmalarında. Evet. Bir de şey çok önemli tabii, yani hem bunun uluslararası bir boyutunun da olması çok önemli. Çanakkale'nin tanıtım açısından da ciddi tabii, aslında reklam yapmış oluyorsunuz gibi düşünüyorum ben. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Tabii kesinlikle. Şöyle her sene ortalama 40 farklı ülkeden 121 yabancı sporcumuz, yüzücümüz buraya geliyor. Bunun dışında yaklaşık 400-500 yerli yüzücümüzle beraber yüzüyorlar. Geçen sene 625 yerli 12 farklı ülkeden 77 yabancı sporcumuz gelmişti. Toplamda 702 kaydımız vardı. Ve 530 kişi de yarışmayı başarılı bir şekilde bitirdi. Evet. O gün ve biz bunu çok önemsiyoruz. Evet. Çanakkale yüzme yarışları bizim bölgemizin master projesi dediğimiz, yani ana projesi. Evet. Çünkü biraz önce sizin de söylediğiniz gibi uluslararası boyutta, yani başkanımın da, Soykan Başkanım da söylediği gibi 40 ülkeden katılan yüzücüler burada Boğaz'ı karşıdan karşıya geçiyorlar. Ve ciddi bir iş olduğuna da inanıyoruz biz. Yani 6,5 millik bir tabii mesafeyi. Gerçi gençler çok kısa sürede yüzüyorlar ama bir de akıntı var. Çok ciddi bir akıntı da var. Mesela geçen sene, daha önceki senelerde de öyle 80-90 yaşında yabancılar var bu. Karşıdan karşıya başarıyla geçen. Evet. Ampute kişiler var. Yani evet, kolları kesinlikle. Ve bacakları olmayan kişiler Boğderek var. Boğderek gelmişti. Boğderek geldi. Evet. Ünlü isimler de gelip Boğaz'ın. Niyazi Bey de bunlardan bir tanesi. Evet, yani Dardan Şirket Takımı Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Bey de bizler arasında Boğaz'ın yarışmasını. Biz bu yarışları barış adına, Çanakkale'nin çünkü tarihi misyonu da herkes tarafından bilinen bir gerçek. Dolayısıyla hem bu tarihi misyonunu kullanarak hem de biz artık barış için bu yüzme yarışını yapıyoruz diye lanse ediyoruz. Geçen sene tabii ki bakanlığın herhalde değil mi? Troya yılı ilan etmesiyle biz barış ve Troya için yüzüyoruz diye bütün anonslarımızı yaptık. Çok önemsiyoruz. Bize
diğer Rotary bölgelerinden de çok ciddi katkılar geliyor, destekler geliyor. Dolayısıyla biz sadece bizim bölgemizin değil, hemen hemen Türkiye'deki 3 bölgenin de bir arada destek verdiği ana projelerimizden bir tanesi bu. Çok ciddi sponsorlar bulmaya çalışıyoruz. Gerçi son zamanlarda sponsor bulmakla biraz sıkıntı çekiyoruz ama. Bu Türkiye genelinde bir sorun. Sponsor konusu genelinde bir sorun. Ben eğer hafızam beni yanıltmıyorsa bu işin içinde resmi ve özel birçok kurum var. Balıkçılardan, teknecilerden, belediye, sahil güvenlik gibi. Çünkü Çanakkale Boğazı biliyorsunuz durduramıyorsunuz ancak trafiği yavaşlatabiliyorsunuz ama biz aynı zamanda o yüzücülerin güvenliğini de sağlamak zorundayız. Evet, evet. Dolayısıyla çok ciddi bir emek Çanakkale Rotary Kulübü'nün 19 kişiyle bu kadar büyük ölçekli bir projeye hazırladığı ve yürüttüğü için ben tabii ki onlara bu konuda minnettarım. Çünkü ülkemizin tanıtılması ve bölgemizin tanıtılması, Çanakkale'nin tanıtılması, Çanakkale'nin bu işin içinde ön ayak olması nedeniyle ben ciddi bir iş başardıklarına inanıyorum. Evet. Bu sene de tabii ki devam edecek şey. Daha yavaş yavaş herhalde bir ay sonra. Yani, hazırlıklar ne zaman başlıyor? Hazırlıklar Kasım ayında itibaren biz başlıyoruz. Kasım ayında itibaren toplantılar yapmaya başlıyoruz. Aynı zamanda izinlerimizi alıyoruz. Hem bakanlık düzeyinde hem de tabii Boğaz Komutanlığı'ndan izinlerimizi almamız gerekiyor. Ondan sonra da Aralık ayının itibarında her ay veya iki ayda bir toplantı yapıyoruz. Bu şekilde hazırlıklarımız başlıyor. Haziran'ın başı gibi de kayıtlarımızı almaya başlayacağız. Evet. Böyle de katılmak isteyenlere duyurmuş olduk. Evet. Şimdi başkanım, bölge konferansı yapılacak. Yani sizin de burada olma sebeplerinizden bu bölge konferansı için buradasınız. Şimdi ben öncelikle daha önce zannedersem 2004-2005 yılında 2004-2005 yılında tekrardan bir daha Çanakkale'yi tercih ettiniz. Bu tercihteki sebebiniz nedir acaba? Bu tercihteki sebebim özellikle bizim biraz önce söylediğim gibi master projemiz, ana projemiz dediğimiz Çanakkale yüzme yarışları nedeniyle ben tabii çok sık geldim gittim bu bölgeye. Bu bölgede de işte 15 sene önce tekrar yapılmış. Daha önce yapılmış. Biz genellikle işte İzmir veya işte Bodrum gibi böyle sahil kentlerinde bu konferansı yapıyoruz. Konferansın ne olduğunu da birazdan açıklayayım. Ama uzun süredir yapılmadığı için ve Çanakkale yine bizim bölgemizin güzide şehirlerinden bir tanesi ve tarihi misyonu arkeolojik geçmişi olan gerisi aynı zamanda tabii ki Ulusal Kurtuluş Savaşımızın başlangıç yeri olması nedeniyle bu kadar fazla sayıda önemli olması nedeniyle ben şahsen bu tabii tamamen federasyon başkanına bağlı olarak yapılan bir seçim olduğu için bu sene bu değerlerinden dolayı ben Çanakkale'yi tercih ettim. Sağ olsun arkadaşlarım da büyük bir heyecanla bu işe yaklaştılar. Efendim konferanslar bizim, o zaman teşekkür ederim size. Rica ederim. Ne demek? Konferanslar bizim için oldukça değerli. Çünkü biz 1 Temmuz'da başlayan bu hizmet kervanımızı işte 30 Haziran'da nihayetlendireceğiz. Bir sene boyunca 63 kulübün gerçekleştirdiği bütün projeler, etkinlikler, faaliyetleri biz konferansta özetliyoruz, sergiliyoruz. Arkadaşlarımızı kutluyoruz, alkışlıyoruz. Bir de işte değerlendirmezse bir ödül, bir plaket takdim ediyoruz. Evet. Ama önemli olan bizim konferanslarda bunca sayıda yüzlerce belki de 200-300'leri bulan bu projeleri sergileyerek diğer arkadaşlarımıza ilham kaynağı olmaya çalışıyoruz. Bu seneki temamızın da o olması nedeniyle biz buna çok önem verdik. Konferanslarda bizden sonra gelecek göreve gelecek olan arkadaşlarımıza da bu projelerin ilham kaynağı olup onların daha da iyisini yapması için fırsat tanıyoruz. Bizim için çok eğlenceli, çok mutlu olduğumuz, bu faaliyetleri gerçekleştirmenin gururunu ve onurunu taşıdığımız Sen bir de bir araya geliyorsunuz galiba, o da önemli. Tabii, tabii. Değil mi? Yani bir araya gelmek de önemli. Bütün kulüpler, üyelerimiz bir araya gelerek hem birçok konuyu tartışıyoruz, hem birbirimizi kutluyoruz. Dolayısıyla çok önemsediğimiz bir toplantı bu. 4 gün sürecek. Pazar gününe kadar devam edecek.
Evet. Pazar günü öğlenleyin artık bitirmiş olacağız. Evet. Başkanım siz de şimdi hem mutlusunuz ama hem de bir ağırlama şeyi de var. Yani hazırlıklar falan nasıl gidiyor? Bir de biraz da neler olacak şeyde her iki başkanıma da sorayım. Yani konferans nasıl başlayacak, nasıl devam edecek, neler yapılacak? Onlar gibi biraz bilgi verebilecek misiniz bizlere? Evet, tabii şöyle, Perşembe günü saat 4'te konferansımız açılış başlıyor. Konuşmalar oluyor işte. Gubernatörlerimiz, federasyon başkanlarımız konuşuyor. Ondan sonra uluslararası temsilcimiz var. O da bir konuşması var. Akşam hizmet sergimiz oluyor. Şöyle bütün başkanlar bütün dönem yaptıklarını bir hizmet sergisinde bir hizmet sergisi yaparak bir orada bir roll up hazırlayıp görsel olarak ama daha sonraki günlerde onlar ayrıca her başkan oraya çıkıp kendi yaptıklarını nasıl projelendirdiğini, nasıl organize ettiğini, kulüp içindeki arkadaşlarımızın nasıl dahil ettiklerini ve karşılaştıkları toplumla birebir ilişkilerinde, çünkü bizim çok önem verdiğimiz konulardan bir tanesi de proje gerçekleştirdiğimiz alandaki insanlara birebir dokunmak. Evet. Biz bunu önemsiyoruz. Evet. İnsanlarla köy kahvelerinde oturup, evlerinde oturup ihtiyaçlarını tespit ederken çok duygusal anlar yaşıyoruz. İnsanlara dokunmanın bize o projeyi gerçekleştirmemiz gerektiğine dair heyecan ve şey veriyor, yani bir kıvanç veriyor. Dolayısıyla onu önemsiyoruz biz. O olayları, yaptıkları bütün bu çalışmaları anlattığında diğer arkadaşlarımıza da ilham kaynağı oluyor. Böyle büyük çalışmaları nasıl gerçekleştirdiğinin yol ve yöntemini bize anlattıklarında çok enteresan fikirler çıkıyor ortaya. Hiç düşünemeyeceğiniz bir takım çalışmalar çıkıyor ortaya. Enteresan anılar da çıkıyordur ortaya ya. Tabii. Yani bu var, projeleri gerçekleştirirken çok ilginç hatıralar da çıkıyordur tabii, mutlaka. Tabii. Çok enteresan, çok böyle şaşırtıcı, hiç beklemediğiniz anda bambaşka fikirler çıkıyor ortaya, bambaşka fırsatlar çıkıyor ortaya. Yine irtibatlar vasıtasıyla o projeyi gerçekleştirecek ve destek verecek insanlarla irtibat ve ilişki kurma fırsatları çıkıyor. Dolayısıyla bütün bunları biz orada konferans toplantının sırasında sergileyerek daha da iyisini yapmak için heyecanla ve coşkuyla orada toplantılarımızı gerçekleştirdik. 3 gün sürecek galiba değil mi? 3 gün önce misafir ediyorsunuz konuklarımızı. Evet, pazar gününe kadar. Pazar gününe kadar. Bu süreç içerisinde başka neler yapılacak? Yani kulüp başkanları çalışmalarını anlatacaklar. Başka neler olacak? Efendim, bir de biz tabii yine Çanakkale Rotary Kulübü'nden arkadaşlarımızın da desteğiyle, organizasyonuyla bu bölgedeki bütün tarihi mekanları, yine tabii ki biraz önce söylediğim Çanakkale Savaşları ile ilgili bütün detayları yine konuşmacı getirerek orada topladığımız bütün üyelere aktarmaya çalışacağız. Geziler düzenleyeceğiz. Truva yeni yapılan Truva Müzesi'ni tanıtacağız. Yani 2018 yani Troya yılının en önemli kazanımlarından bir tanesi Troya Müzesi'dir. Evet. Böylelikle işte, Şirman'ın çok... buradan aşırdığı, çalma lafını kullanmak istiyorum, aşırdığı Troya hazinelerini de geri getirmek istiyoruz Rusya'dan. İnşallah. O için bu şeye çok önemli bir yatırım Troya Müzesi. Yani biz sadece biraz önce söylediğim gibi yaptıklarımızı sergilemek değil, bir de o yörenin ne kadar değeri varsa onu da arkadaşlarımıza topladığımız insanlara tanıtmak istiyoruz. Önemini vurgulamak istiyoruz. Ve o konuda da bilgi sahibi olmaları için her türlü aktiviteyi düzenliyoruz. Biz de işte Yarımada turu olacak, Şehitlik turu olacak, Truva olacak, gezileri olacak, müze gezileri olacak. Bu gibi ne kadar değeri varsa onu da arkadaşlarımızı bir organizasyonla. Orada tabii birlik olacak, beraberlik olacak, sohbetler olacak, tabii fikir alışverişi olacak değil mi? Bunlar tabii da olacak. Tabii, en zor kısmı da herhalde en son gündür, ayrılık kısmıdır yani değil mi? Evet, o biraz böyle bir dahaki yıla vedalaşıyoruz arkadaşlarımızla. Evet. Ben tabii bütün kulüpleri, federasyon başkanı bütün kulüpleri bir veya iki defa geziyor, ziyaret ediyor, neler yapıyorsunuz, nasıl yardımcı olabilirim diye, ama herkesin bir araya geldiği toplantılar böyle yılda iki defa bir çalıştaylar. Kaç bir kişi katılacak? Bir sayı var mı? Başka? Efendim biz 400 kişi şu anda kayıt yaptırdık. Ancak
Herhalde günübirlik gelenler de olacak. Onlar kayıtlı yok. Evet. Biz umuyoruz ki 500'ü buluruz diye düşünüyoruz. Genellikle bu civarda oluyor katılım. Evet. Özellikle tabii perşembeden başlaması itibariyle iş günü olması nedeniyle bölgemizdeki 1500 rotaryenimiz var bizim. 1540 rotaryenimiz var. Hepsinin katılması mümkün olmuyor belki ama en azından üçte birini burada bu kutlamada, bu şenlikte, bu coşkuda dahil etmiş olmanın heyecanını yaşıyoruz tabii ki. Valla başkanım zor işiniz. Epey bir ağırlanacak konuk var. Siz de ev sahibisiniz. Evet. Ben son cümlelerinizi almak istiyorum. Söyleyecekleriniz başka neler vardır? Yavaş yavaş da hani sorularımız da bitti. Evet. Aktaracağınız başka neler var bize? Ondan sonra zaten programı kapatalım. Ben kısaca o biraz önce söylediğim 6 ana konudan da söz etmek istiyorum. Biz toplam hizmetlerimizi 6... Programın başında söylemiştiniz. Evet, detaylarını söylememiştim ama çok böyle özellikle evet. aktarayım. Tabii barışı çok önemsediğimiz için barış ve anlaşmazlıkların çözümüyle ilgili bir maddemiz var. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Anne ve çocuk sağlığıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Hastalıkların önlenmesi ve tedaviyle ilgili bir... Çocuk felci açılması olduğu gibi değil mi? Evet, tabii evet. o da hastalıkların içine giriyor. Temel eğitim ve okuryazarlık konusunda çok hassasız. Özellikle çok eğitim ve verilen burslar ve eğitim konusunda fırsat tanıma yönünden. Burs da veriyorsunuz. Tabii. Çok ciddi burslar veriyoruz. Evet. Öğrenim bursları veriyoruz. Bu konudaki aktivitelere de katılıyoruz. Biz sadece kendimiz yani Rotary kulüpleri olarak yapmıyoruz. Biz her türlü bizim gibi düşünen, vatansever düşünceye sahip bütün sivil toplum örgütleriyle bizim yolumuz doğrultusunda Atatürkçü düşüncede Cumhuriyet'in ilkelerine sahip bütün sivil toplum örgütleriyle ortak çalışma yapıyoruz. Yeter ki bu ülkenin ihtiyaçları giderilsin, bu toplumun ihtiyaçları giderilsin diye. Dolayısıyla temel eğitim ve okuryazarlıkla destek veriyoruz. Ekonomik ve toplumsal gelişim konusunda biraz önce söylediğim gibi insanlara meslek edindirerek onların gelir düzeyini arttırmak ve ailelerine, çocuklarına iyi bir gelecek sağlamaları için. Meslek edindirme ile alakalı. Tabii meslek edindirme. Balık tutmayı öğretiyor. Yani balık vermeyi de balık tutmayı öğretmeye yönelik proje. Mesela dikişle ilgili, dikişle ilgili kadınlara mesleki eğitim veriyoruz. Efendim, Türkiye'de çok önemsenmiyor ama bu sene biz bunu gerçekleştirdik. İnşaat iskelesi kurulumu sertifikası veriyoruz uzman arkadaşlarımız vasıtasıyla. Çok güzel. Kaynakçılık kursları veriyoruz. Yine böyle çeşitli mesleklerde uzmanlarını ve ihtiyaç olduğunu hissettiğimiz, uzmanlarını da tedarik edebildiğimiz her konuda bireylere, kişilere meslek edindirme ile ilgili fırsatlar tanıyoruz. Su ve sanitasyon dediğimiz yani suyun kullanımı ve temiz suyun kullanımı ile ilgili de bizim bölgemizde belki çok fazla proje geliştirme ancak suyun tedarikli, suyun tasarruflu kullanımı ile ilgili çok çeşitli çalışmalarımız var. Suyun önemini ve farkındalık yaratma konusunda çalışmalarımız var. Ama temiz su tedariki bizim ülkemizde çok sık rastlanan bir şey olmamakla beraber tabii bazı ülkelerde özellikle Afrika'daki bazı ülkelerde önlemde almak lazım. Önlemde almak lazım. İçme suyu şeyimiz rezervlerimiz fazla oluyor. Çok önemli. Biz o konuda da farkındalık yaratarak söylediğim gibi bu şekilde 6 farklı konuda çalışmalarımızı fedakarca yürütüyoruz. Tamamen gönüllü usulüyle bu hizmetlere biz var olduğumuz sürece de devam ettirmeye kararlıyız. Evet. Başkanım siz son olarak neler söyleyeceksiniz bize? Valla şöyle söyleyeyim. Biz 700 kişiyi Çanakkale'de yüzdürüyoruz. Tabii yabancılar devamlı geldikleri için daha önceden geliyorlar. 28-29-30'unda. Evet. Çanakkale'de yaklaşık 2000 kişi kalıyor. Oteller doluyor, restoranlar doluyor. Çanakkale ekonomisine ciddi katkıda sağlıyoruz bu şekilde. Çok büyük bir reklam da yapılmış olunuyor. Evet. Yani kesinlikle. Yani bu şekilde. Tabii sadece yüzme yarışı da yapmıyoruz. Bunun yanında eğitim, çevre ve temiz su, hijyen şeklinde projelerimiz oluyor. KETEM'le kanser arama tarama faaliyetleri yapıyoruz. Köyümüze Rotary geldi projesi kapsamında, Rotary'nin genel projesi kapsamında gene köylere yardımlar yapıyoruz. Köy okullarına yardımlar yapıyoruz. Bu şekilde faaliyetlerimiz devam ediyor.
Evet. Gene Boğaz'ı geçme yüzme yarışmaları öncesinde de başkanım gene bir araya gelelim. Ton TV ekranlarında böyle daha geniş bir şekilde şey yapalım. Konuyu masaya yatıralım. Şeyin faaliyetin öncesinde. Gene beraber şey yaparız. Telefonlaşırız. Tabii. Çünkü önemli bir şey. Hem buradan yani ulusal yayın yaptığımız için buradan da bir şey yapmış oluruz, duyurmuş oluruz belki. Peki katılım sesi biraz artar. Çok reklam yapmış oluruz. Gerçi 30 Haziran daha fazla reklam yapalım. Daha fazla turist gelsin Çanakkale'ye, değil mi? Evet. Tabii. Truva Müzemiz de artık oldu. Tabii, orayı da ziyaretçi sayısını arttırmaya gayret edeceğiz. Bizim burada bütün amacımız yaptıklarımızla, faaliyetlerimizle, projelerimizle kendimizi iyi anlatabilmek. Yani biz kimiz, ne yaparız, hangi faaliyetleri yaparız, bunu da biz yaptıklarımızla sergilemeye çalışıyoruz. Biraz önce sevgili Soykan Başkanım da söz etti. Bu sene ilk defa kurduğumuz köyümüze Rotary geldi diye bir komite var. Biz dedik ki biz kendimizi en küçük toplum birimlerine kadar orada faaliyet ve proje geliştirerek kendimizi anlatalım. Biz ne yapıyoruz, amacımız ve hedefimiz nedir? Ve bu konuda da aşağı yukarı kulüplerimizin %60'ı gerek tarım projeleri, gerek eğitim projeleri, gerek toplumun refahını yükseltme ile ilgili biraz önce söz ettiğim gibi turistik alanları ve o köyün, o yerleşim biriminin değerlerini ortaya çıkararak kendimizi faaliyetlerimizle iyi, doğru ve isabetli anlatmaya çalışıyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Son cümleleri de aldık. Başka söyleyecekleriniz varsa tabii teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Katıl bu kadar böyle hengame içerisinde. Sizin işiniz daha zor tabii başkanım. Evet. Siz bir de bu kadar çok değerli konuğu ağırlamakla mükellefsiniz. Evet. Ev sahibi olarak. Onun için size kolay gelsin diyorum. Sağ olun. Başkanım size de hoş geldiniz. Gerçi çok gelmişsiniz de. Hoş geldiniz. Belirli dönemlerde biz yapmış olacağımız bölge konferansında programında takip etmeye çalışacağız son TV olarak. Çok mutlu oluruz. Katıldığınız için programımıza, bilgi verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Bugün ben de çok teşekkür ediyorum. Bize fırsatı verdiğiniz için. Evet. Her zaman geldiğiniz zaman bizim ekranlarımız herkese açık. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, bugünlük de güncel programımız burada sona erdi. Bir başka gecede, bir başka güncel programında tekrar sizlerle birlikte olmak dileğiyle. İyi akşamlar. Osman Müftüoğlu mutfağınızdaki çok önemli bir eksiği açıklıyor. Mutfağınızdaki en büyük eksik balık. Çünkü balık çok güçlü bir protein deposu ve olağanüstü bir omega 3 kaynağıdır. Mutfağınızdan balığı sakın eksik etmeyin. Bir ton protein, bir ton omega 3 Dardanel Ton'da. Evet, balık sağlıktır.